Uzun zamandır aklımda olan bir şey var. Böyle renkli ayakkabılar giyiyorum ama acaba tamamen beyaz bir ayakkabı bana yakışır mı? Fena durmadı gibi. Bir de şuradan bakayım. Vallahi gayet iyi görünüyor. Olur mu acaba? Az önce izlemiş olduğunuz teknolojiyi Türkiye'deki yazılımcılar geliştirdi. Yerli ve milli olarak geliştirilen bu yazılımın arkasında dev bir şirket var, Filo. Şimdi Filo'nun teknoloji yolculuğu bambaşka bir yere doğru gidiyor. Hepimize, sadece bize değil, diğer şirketlere de ilham kaynağı olacak harika bir adım attılar. Dilerseniz önce ortamı sizlere göstereyim. Sonrasında da çok ama benim için çok özel bir röportajla ekranlarınızda olacağım. Filo'nun teknoloji alanında hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmış olduğu yatırımlar inanılmaz boyutlarda çok ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Yenal Bey, sizi burada görmek beni çok mutlu etti. Aynı şekilde. Acaba bu yatırımların sonucunda gelinen noktayı paylaşabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Belki biraz önce Filo'dan bahsedeyim. Bütün izleyenlerin de şirketimizin tamamıyla ilgili bilgisi olması açısından. Filo, Türkiye'ye mal olmuş markalardan bir tanesi. 50 yılı aşkın bizim yolculuğumuzda bir yandan Türkiye'nin ayakkabıcısı olmayı başarmışız ama diğer taraftan da yurt dışında da perakendecilik konusunda bayrağı taşıyabilen ender şirketlerden bir tanesi olmayı becermişiz. Bunu şu anda geldiğimiz noktaya da baktığımızda 3 kıtada, 30 ülkede 800'ün üzerinde mağazada hizmet veriyoruz ve bunu yaparken de 15 bin çalışanımız var. 15 bin çalışan da bunu yapıyoruz. Yine Filo'ya baktığınız zaman sadece bir perakendeci değil aslında, şimdi ayakkabı yolculuğunu uçtan uca sahiplenen bir şirketiz. Buradan da neyi kastediyoruz? Biz ayakkabının tasarımından, Ar-Ge'sinden üretimine, üretiminin yanında da hem kendi ürettiğimiz hem de ürettirdiğimiz büyük bir tedarikçi zinciri yönetiminden bahsediyoruz. Bu çok kanallı bir yapımız var. Çok kanallı yapı derken ana gemimiz Filo mağazacılık. Pek çoğumuzun bildiği alışveriş yaptığı. Ama bunun yanında da Türkiye'deki spor giyimi ve sokak hayatını da sahiplenen bir InStreet markamız var. Burada da 150'nin üzerinde mağazamızda artık günümüzde hepimizin ihtiyacı olan sneakerlar ve spor ayakkabıları, sokakta giydiğimiz, kullandığımız bütün tekstil ürünlerini satan bir mağaza zincirimiz var. Tabii perakende işi bunda da bitmiyor. Bir de monobrandlerimiz var. Monobrand dediğimiz bizim Nine West, Reebok ve Lumberjack markalarımızla çalıştırdığımız mağazalarımız. Bunların hepsini beraber ördüğümüzde çok kuvvetli bir e-ticaret altyapımız var. Bu e-ticaret altyapısında da bütün stoklarımızı, depo olsun, mağaza olsun, yoldaki olsun hepsini tek bir app'le gösterebiliyoruz müşterilerimize. Ardından da bu işin de son artık taçlandırdığı noktalardan bakarsak bir pazar yerleri, marketplace'ler. Biz kendi pazar yerimiz var. Flo.com.tr'nin içinde pazar yerimiz var. Oradan da başka ayakkabı ve ayakkabı yan ürünleri satılabiliyor. Biz de Türkiye'deki büyük pazar yerlerinin içinde faaliyet gösteriyoruz. Son olarak da bu perakende faaliyetlerimizin yanında da bütün ülkenin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin iyicene kılcal damarlarına gidebilmek için de toptan satış organizasyonumuz var. Onunla da Türkiye'de 81 şehirde binlerce ayakkabıcıya ulaşıyoruz. Dünyada da 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Orada yine Türkiye'nin ihracatında da ciddi katkısı olan şirketlerden bir tanesi. Ayakkabı konusunda en büyük ihracatçı şirket biziz Türkiye'deki. Orada da yani bir yandan e-ticaret, bir yandan mağazacılık ve farklı formatlarda faaliyet gösteren bir şirketiz. Tabii bunları yapmak için markalarınızın kuvvetli olması lazım. Bir yandan bizim kendi markalarımız var. Bizim kendi markalarımız Polaris, Kinetics, Lumberjack. Bunlar artık hepimizin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği markalar. Bir de bizim stratejik, uzun vadeli lisans anlaşması yaptığımız markalar var. Burada Reebok gibi, Lotto gibi, Nine West gibi, gene US Polo, Dockers gibi markalarımız var. Böyle bir çok markalı, çok kanallı, oldukça kompleks bir yapımız var. Şimdi bu yapıyı tabii yönetmek için teknoloji lazım. Teknoloji olmadan bu kadar işte binlerce çalışan, yüzlerce nokta, o kadar ülkenin ülkedeki faaliyetlerinizi doğru yürütmeniz mümkün değil. Teknoloji derken de teknoloji de her yerde lazım. Şimdi önce ürün tasarımından başlarsak artık sadece kağıtla kalemle olan ürün tasarımları yok. O da tasarımla dijitale taşınmış durumda. Tasarımda teknoloji kullanmanız var. Arkasından bu bizim lojistik altyapımızı gene kullanmamız için düşünün biz senede 57 milyon çift ayakkabı satıyoruz. Bu 57 milyon çift ayakkabının
işte 20-30 tane ayrı markada ve 800 tane noktaya ulaşması demek. İnanılmaz. Yani orada da bunları böyle ciddi bir şekilde bir matrix çalışıyor. Orada bir lojistik teknolojileri kullanmamız lazım. Tabii planlama, bunların yine planlamasının yapılması için iyi teknoloji kullanması lazım. E-ticarete geldiğimiz zaman beğendiğiniz ürünü size anında getirmek için ekrana ve onu hızlı bir şekilde ulaştırmak için teknoloji kullanmak lazım arkasından. Gene e-ticaret içine girdiğimiz zaman ürünleri orada sadece dijital ekranda değil de ayağımda nasıl görünüyor diye sorduğunuz zaman orada da ayağımda gör uygulaması var. O da herkesi çok şaşırtan, aa bu gerçek mi hakikaten diye bu sanal gerçekliğin gerçek tarafını çeviren uygulamamız var. Biz de bu teknolojiyi daha nasıl etkin kullanabiliriz diye dönüp baktığımızda 2018 senesinden beri yoğunlaşan bizim teknoloji yatırımlarımızı doğru noktalara taşımak için önce artık yazılımlarımızı kendi içimizde yapalım dedik. In-house yazılımlara geçtik. Bu da tabii pek çok perakendecinin cesaret edemeyeceği işlerden bir tanesi. Tabii. Perakende dünyası genelde hazır paket programlar kullanır. Teknolojiyi uzmanlarına bırakır. Tabii ki haklılar ama bizim gibi biraz daha iddialı perakendeciler, işini daha iyi yapmak isteyen perakendeciler önce in-house yazılım yapmaya başlarlar. Biz de işte önce yazılımlarımızı kendimiz yapmaya başladık. Ama arkasından dedik ki bu yazılımları yaparken de yazılımcılarımızın da doğru ortamda olmasını sağlamamız lazım. Doğru ortamda ne bunun için? Teknoparklar. Teknoparklardan da Türkiye'deki en büyüğü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin şu anda içinde olduğumuz Davutpaşa kampüsü. Ben de ayrıca gururluyum bu konudan. Ben de bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Değil mi? Ben evet, Yıldız mezunuyum. Onun için kendi okulumda böyle bir işi yapıyor olmak ayrıca beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Az önce Sayın Tamer hocamız da gördük. Evet. Profesör Doktor Tamer Yılmaz hocamız da geldi. Kurdele kesildi. Bununla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi dev şirketler varlıklarını devam ettirebilmek için, zirve yolculuğunda ayakta kalabilmek için kendilerini teknoloji odaklı konumlandırıyorlar. Hatta biz çok röportaj yapıyoruz Yenal Bey. İşte onlar o zaman diyor ki biz teknoloji şirketiyiz. Şimdi Filo tarafına baktım. Filo tarafı biz teknoloji şirketiyiz zaten diyordu. Ama bugün Filo teknolojiyi kurdu. Evet. Yani bir teknoloji şirketini kurdu. Evet. Bunu anlatabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi biz bu 2018 senesinde artık biz yazılımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz ve bu artık dünyadaki bizim yolculuğumuzda. Çünkü bizim çok iddialı bir yolculuğumuz var. Biz Türkiye'nin ayakkabıcısıyız ve Türkiye'nin ayakkabıcısı olarak kalmak istiyoruz. Ama bununla beraber de bölgemizin de ayakkabıcısı olmak istiyoruz. Burada da şu anda faaliyet gösterdiğimiz 30 ülkenin zaten pek çoğunda ya bir numarayız ya iki numarayız. Buradaki bizim pozisyonumuzu konsolide etmek, kuvvetlendirmek istiyoruz. Oradaki en önemli bu işi sağlayan faktörlerden bir tanesi doğru teknolojiye sahip olmak. İşte dedik ki biz bu artık teknolojiyi kendimiz yapmak, yazmak istiyoruz yazılımlarımızı. Ama arkasından da doğru ortam nedir bunu yapmak için diye araştırmaya başladık. Ve doğru ortam derken de bu işe karşımıza bizim teknoparklar çıkıyor. Neden teknoparklar çıkıyor? Öncelikle baktığınız zaman sizin ihtiyacınız olan insan kaynaklarının olmak istediği ortam burası. Yani yazılımcılarımız bizim bu ortamda olmak istiyorlar. Çok haklı. Ben de burada olmak isterim neticesinde. Yıllar sonra. Yemyeşil bir kampüs. Orada şahane düzgün düzenlenmiş bir organizasyon ve hep etrafınızda sizin gibi çalışan şirketler, insanlar var. Evet. O çok önemli. İkincisi burada Ar-Ge'ye çok fırsatınız var tabii ki. Biz de bir yandan günlük işlerimizi yaparken diğer taraftan da Ar-Ge'ye çok zaman harcıyoruz. Ar-Ge dediğiniz zaman bir kendi Ar-Ge'niz var, bir de startuplarla olan ilişkileriniz var. Startupların da gene bulunduğu noktalar burası. Bizim onlarla da çok yakın temasımız var dönüp baktığımızda. Bunların hepsini böyle alt alta koyduğumuz zaman bizim 200 kişilik bir ekibimiz var. Tabii bu 200 kişilik teknoloji ekibi dönüp baktığınızda aslında teknoloji sırf teknoloji şirketleri için bile büyük bir nüfus. Doğru. Biz bir perakende şirketiyiz. Bir perakende şirketinin teknoloji İnanılmaz. Kolu sadece 200 kişi. Evet. Bu 200 kişilik grubumuzu da biz buraya yerleştirdik ve böylelikle diyoruz ki biz burada daha mutlu, verimli çalışanlarla birlikte bütün bölgemizde fark yaratacak bir şirketi inşa etme konusundaki en büyük desteklerden birini sağlayacağız. Bu arada açıklama kısmına ben bir tane link koysam. Çünkü şu anda bizi izleyen genç arkadaşlar kendi kariyerlerini planlıyorlar. Onlar belki şu alana eğilmek isteyebilirler. Ya ben insanların günlük hayatına dokunan bir teknoloji şirketinde çalışmak istiyorum. Bunu daha yakından görmek istiyorum diyenler için bir link ben bırakayım açıklama çok kısmına. Seviniriz. Evet, çok seviniriz. Mutlaka oraya da bir bakın arkadaşlar. Kariyer yolculuğunuz için bence muhteşem bir fırsat olabilir. Son sorum. Yenal Bey, perakendeciliğin kitabını ne zaman yazacaksınız? Niye bunu sordum biliyor musunuz? Çünkü ben sizi çok uzun zamandır tanıyorum. Çok önemli şirketlerde CEO'luk yaptınız. Daha önceki şirketleri yüzlerce mağaza kazandırdınız. Binlerce çalışan, milyonlarca müşteriye dokundunuz. Şu anda Filo'nun CEO'su olarak
bu röportajı yapıyoruz. İnanılmaz mutlu ve heyecanlı gördüm ben sizi. Hı. Bu deneyimlerinizi de bir ara paylaşsanız çok iyi olur diye sağ düşünüyorum. Sağ olun, çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet dostlar, Filo Teknoloji hayırlı olsun. Şu anda biz Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde Yıldız Teknopark'ta bu muhteşem anı hep beraber izlemiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şirketlerimizin, dünyaya hizmet veren dev şirketlerimizin teknoloji yolculuğuna şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır bu videodan. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.